İyi akşamlar değerli izleyenler. SCV'deyiz. Vaziyetle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi çok kıymetli bir ismi ağırlıyoruz ekranlarımızda. Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer yayın konuğumuz. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Önce onu soralım. Sağ olun. Sağlıklı kalmaya çalışıyoruz hepimiz. Tüm Türkiye gibi. İnşallah olabildiğince az sağlık hasarıyla bu süreci ülke olarak artık sona erdiririz diye umut ediyoruz. Şimdi biraz izleyicilerimizin de bilmesi için konu başlıklarımızı bir sıralamak istiyorum. Şimdi COVID-19 sürecini konuşacağız Eskişehir'de. Kaymaz'da bir siyanürlü atık barajı tartışması vardı. Onu masaya yatıracağız. Danıştay'ın kömürü termik santral kararı var. Bir hukuk zaferi olarak nitelendiriliyor. Evet. Bunun karşılığını konuşacağız. Futbol kulüplerinin küme düşmesi kaldırılsın şeklinde bir kampanya var, görüş var. Buna ne dersiniz onu soracağız. TÜMOP ve baroların yapısını değiştirme girişimi var şu anda. Hükümet tarafından, daha doğrusu seçime gitme yapısını diyelim. Bunları masaya yatırmaya çalışacağız. Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti. Bununla ilgili görüşlerinizi almak isteyeceğiz sizden. Ama bu ciddi konulara girmeden önce biraz sizinle bir soft bir giriş yapmak istiyoruz. COVID-19 sürecinde aşağı yukarı 2 aylık bir süreç. Utku Çakır Özer'in hayatında ne değişti? Günde kaç maske tüketiyor? Ve kendinizle ilgili bir şey keşfettiniz mi? Tabii şöyle Ankara'da meclis gündemi önce çok yoğundu biliyorsunuz sürecin başında. Çünkü torba kanunlar vardı. Salgın döneminde gerek sağlık, gerekse sağlık çalışanları, gerekse tüm kesimlere yönelik sınırlı da olsa getirilen paketleri görüştük. Yapıcı önerilerde bulunduk. Genelde dinlenmedi. Kimisi çok nadir dinlendi. Meclis ağırlıklı bir çalışma olmuştu. O yüzden orada herhalde böyle saatte bir, iki saatte bir falan maskeyi değiştiriyorduk meclisteyken. Oradaki tavsiyeler doğrultusunda sürekli elimizde işte dezenfektan, kolonya, o sürüyor tabii, hala sürüyor. Sonrasında da tabii evden çıkılmaması yönündeki tavsiyeler, sınırlı işte sosyal mesafe vesaire, biraz daha evde de zaman geçirme, ne diyeyim, imkanı verdiğim aslında bir fırsat olarak da hepimiz görüyoruz bunu. Belki de bu bir musibet, yani bu salgın dönemi, ama bunun bir belki bize yaşattığı bir şey varsa o da sevdiklerimize, işte ailelerimize gerçekten daha fazla, evet, ve daha nitelikli zaman ayırmamız gerektiğini bize hissettirdi. Evet. Ben hani eşimle, kızımla biraz daha yoğun, nitelikli zaman geçirme fırsatım oldu. Eskişehir'de de sosyal mesafeye dikkat ederek tabii ki sıkıntı yaşayan kesimlerle bir arada olmaya çalıştık. Tabii özgürlüğün kıymetini anlıyorsunuz. Yani ne kadar kısıtlanırsanız o kadar anlıyorsunuz. Her ne kadar sizler de öyle mesela evden çalışmaya geçtiniz, biz de ağırlıklı evden çalışma, ama evden çalışmak şöyle bir şey, yani 24 saat çalışmak gibi bir şey yani. Evet. Saati belli olduğunda gidiyorsunuz, işinizi yapıyorsunuz, bittiğinde tamamen arkada bırakabiliyorsunuz, ama evden çalışma denen şey bir acayip bir şey, hiç bitmiyor yani, kafa orada kalıyor vesaire. O yüzden hem hani özgürlüğün anlamını hissediyorsunuz. Bir taraftan da gerçekten hani kısıtlanmış olma hali insanın psikolojisini etkileyebiliyor. Evet. Hani benim şimdi şu dönüş sürece baktığımda son herhalde 4-4,5 yılda çok sayıda tren sefi, biliyorsunuz, tren yolculuğu yapan bir birisiyim. Bu süreçte trenler biliyorsunuz durdu, yani evet, hizmet vermiyor. Önce seferleri azaltılmış, hizmet vermiyor. O yüzden tren yolculuklarını aslına bakarsanız özledim. Çünkü onun avantajı şu, okuyabiliyorsunuz, işte yoğunlaşabiliyorsunuz vesaire. Yolculuk yapmanın güzelliğini işte özledik diyeyim. Evet. Hakikaten yani şöyle özetinde dediğinizde özgürlüğün
ne olduğunu, ne kadar hayatımızda değeri olduğunu, yani özgürlük derken çıkma özgürlüğü, bir yere gitme özgürlüğü, birileriyle dostlarla buluşma, kucaklaşma şeyi, hissiyatının ne kadar iyi bir şey olduğunu hissettik. Herhalde iki aydır hiç kimse ne kucaklaşıyor, ne sıkışıyor değil mi? Ya, öyle, sizde evet, her yerde evet, öyle. Evet, ama bunun hayatımızdaki güzelliğini de hissettik. Peki, teşekkür ederiz. Ali Baş, buyurun. Kişisel COVID'den Eskişehir'e gelelim. Eskişehir'i nasıl görüyorsunuz? Eldeki veriler ne? Bir veri var mı daha doğrusu? Bunları soralım. Tabii. Şöyle, bizim başından beri söylediğimiz, sadece Eskişehir için değil, Türkiye için verilerin ayrıntılı olarak kamuoyuyla paylaşılması. İl, ilçe bazında verileri, hatta iyi yaşayın, sektörler bazında, yani işte hangi sektörde, hangi kesimde, yaş aralıkları vesaire, ne kadar bu bilgiler paylaşılırsa kamuoyuyla, o kadar insanların gerçekten kendilerine yönelik işte dikkatleri, çevrelerine yönelik dikkatleri artar diye düşünmüştük. Ama maalesef bugüne kadar ne Eskişehir'de ne diğer illerde bir sağlıklı bilgilendirme olmuş değil. Biz de milletvekili yol arkadaşımız Cale Nur Süllü ile Eskişehir Valisi'ni ziyaret etmiştik. Ona, kendisine de ilettik Sayın Valimize. Yani detaylı olarak bilgi verin diye, ama kendisi de Sağlık Bakanlığı'ndan verilen, yani Ankara'dan verilen bilgilerle yetinmenin daha uygun olacağı görüşünü, bizim katılmadığımız görüşünü bizimle paylaşmıştı. Ama görüyorsunuz işte şu süreçte İddialar ortaya çıkıyor, o iddialara yanıtlar veriliyor, bir rakam açıklanıyor, başka bir rakam açıklanıyor vesaire. Keşke bunun doğrusu aynı Türkiye genelinde yapılan rakam gibi Eskişehir'de de her gün ve tüm illerde keşke her gün açıklamalar yapılsa il, ilçe bazında. Görebildiğim kadarıyla Eskişehir yine de diğer illere baktığımızda, salgının çok yoğun olduğu, nispeten bu süreci daha az hasarlı geçirmiş gözüküyor. Şunu sormak istiyorum, bu çok konuşulan bir konu var. AVM'lerin açılması. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela bugün beni birisi aradı. Beşiktaş'tan. Ya arkadaşlar dediler, AVM serbest. Bizim burası açık alan. Yürüyüş yapmak bile yasak burada dedi. Bu nasıl olacak dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi buradaki yani spesifik belli adımları değerlendirmek yine çok, bu süreçte hep çelişkiler oldu. Yani siz AVM'yi sorarsınız, ben size maske dağıtımını hatırlatayım mesela. Nereden nereye geldik, nereden nereye evrildik. Maalesef süreçler iyi yönetilmedi. Bunun iyi yönetilmemesinde en önemli birkaç unsur sayılırsa, bunlardan birincisi bilim kurulunun tavsiyelerine harfiyen uyulmaması. Bence bilim kurulundan hiçbir doktor, ya AVM'leri bir an önce açalım, yani insanlar açık havada dolaşmasın ama AVM'de dolaşsın demez. Ben hiçbir aklı yerinde olan doktorun böyle bir tavsiyede bulunacağını, yani şimdi şurada yürüyüşe çıkmak yasak değil mi? Yani şuranın önünde. Parklarda. Ama AVM'de gidip AVM'ye gitmek serbest. Şimdi bunu hiçbir doktor tavsiye etmez. O yüzden sürecin başından beri bilim kurulunun tavsiyelerine harfiyen ve zamanında uyulmadı. En önemli sıkıntı buydu. Bundan sonrasına yönelik de ben çok hani kolay bir esnemenin, gevşemenin çok büyük riskleri olduğunu düşünenlerdenim. Ya yani nasıl biz bunu atlatıyoruz, yeniden üretime geçiyoruz. İşte 11 Mayıs sonra işte bayram sonunda her şeyi açarız. Hiç öyle gözükmüyor. Dünyadaki gelişmelere de baktığınızda tüm ülkeler çok tedirginler, çok temkinliler. Gördüğüm kadarıyla bizimle birlikte mesela işte 11 Mayıs'ta hayatın biraz daha kısmen normalleşmeye döndüğü ülkelere, Avrupa'daki ülkelere baktığımızda bizden çok önce onlar tedbirleri almaya başlayan ülkeler. Almanya gibi mesela. O yüzden biraz kaygılarım var. Tabii ki esnaf, AVM'nin içindeki esnaf da, dışındaki esnaf da doğal olarak çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. İster istemez işlerinin bir an önce açılmasını, başlamasını istiyorlar. Ama ben bu noktada mutlak surette bilimin sesine kulak vermek lazım diye düşünüyorum. Tabii ki yani mesela esnafın eğer istenen destekler verilmiş olsaydı belki bu kadar acilen dükkanlarını açma konusunda krizde olmayacaklardı. Evet, neydi o? Nakit desteği verilmeliydi esnafa. Yani her ay... Nakiti kredi almak isteyen dahi alamadı. 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 Eskişehir'de de bunu gözlemledik. Sizler de zaten konuklarınıza soruyorsunuz burada. Onlar da size aktardılar. Ve sunulan tüm maddi destekler fark ettiyseniz borç. Yani borcu borçla çevirmek, yeni kredi. Oysa ihtiyaç, yani gerek esnafın, gerek çiftçinin, gerek emekçinin, gerek girişimcinin,
küçük boy, büyük boy sanayicinin hepsinin ihtiyacı olan nakit para şu anda. Hiçbiri yani bana kredi ver ne güzel oldu döndüreyim demiyor. Çünkü o krediyi döndüreceği zaman yine elinde para olmayacak. Onu biliyor. Nakit desteği verilmeliydi. Birçok ülkede olduğu gibi maalesef buna da bu tür yani önerilerimiz, yapıcı önerilerimiz oldu ama iktidar kulak vermedi. Peki buyurun Ali Bey. Buyurun. Yani bilgi alabiliyor musunuz? Mesela burada Sağlık Müdürlüğü'nden yani valilikten nedir bizim şu andaki durumumuz? Yani hasta sayısı nedir? İyileşen sayısı nedir? Vefat eden kaç kişidir? Şöyle çok net rakamlar paylaşılmıyor. Biz açıkçası rakamları işte önce İktidar Partisi'nin il başkanı bazı rakamlar söyledi. Sonra da Büyükşehir Belediye Başkanımız kamuoyuyla rakamlar paylaştı. Dediğim gibi biz valiye gittiğimizde bunları açıklayın dediğimizde buna uygun bulmadığını söyledi. Ama her iki ismin de açıkladığı rakamlar arasında hiçbir alaka yok. Bir de öyle bir gerçek işte var. Bunun yani olması gerekir. Tabii Büyükşehir Belediyesi vefatlar konusunda falan çok daha biliyorsunuz anlık bilgiye de sahip biliyorsunuz. Ama hastalar vesaire konusunda İl Sağlık Müdürlüğü, Valilik muhtemelen daha fazla bilgiye sahiptir ya da daha detaylı bilgiye bilemiyorum. Büyükşehir Belediye'mizin biliyorsunuz pandemi kurulunda temsilcisi var. Genel sekreter ya da genel sekreter yardımcısı seviyesinde katılan ilçe belediye başkanlarımız pandemi kurulunda biliyorsunuz. Orada paylaşılan rakamlar olabilir. Ne kadarı paylaşılıyor bilmiyorum. Pandemi kurulunda da rakam paylaşıldığı söylenmedi şu ana kadar. Bize hiç böyle bir bilgi gelmedi. Yani biliyorsunuz Sayın Süllü ilk bu sürecin başında doğru bir şeyle Eskişehir'deki rakamları ve en azından o sıradaki iyimser tabloyu paylaşmıştı. İl Sağlık Müdürü'ne yaptığı ziyaret sonrasında ve halkın gerçekten bir ihtiyacını gidermişti. Ama daha sonra benzer bir sürecin düzenli olarak yapılması yönündeki talebimiz valilik tarafından karşılık görmedi. Bence yani şu andaki her türlü spekülasyon bu bilgi kirliliğinden ya da bilgi olmamasından kaynaklanıyor. Evet. Keşke her gün ya da günlük olamıyorsa bile en azından haftada bir düzenli bilgilendirme yapılsa illerde inanın çok daha bazı mesajların verilmesi, bazı tedbirlerin alınması çok daha kolaylaşır diye düşünüyorum ben. Peki şunu sorayım bir de her ne kadar evinizde geçirseniz, evinizde de zaman geçirseniz, çalışsanız da sonuçta buradaki esnaf odaları başkanlarıyla görüşüyorsunuz. Lokantacılar odası olsun, berberler odası olsun, işportacılar odası olsun, sanayi odası, ticaret odası bu kişilerle ya da yöneticileriyle görüşüyorsunuz. Fikir alışverişi muhakkak alıyorsunuz. Tanıdığınız, bildiğiniz esnaflarla da görüşüyorsunuz. Onlar ne diyor? Eskişehir'i biraz daha lokal bakalım. Eskişehir'deki sorunun boyutu nedenli büyük. Çünkü binlerce iş yeri şu anda kapalı. Kimin ne yapacağı belli değil. Açıldıktan sonra hepsi ayakta durabilecek mi? Ya da direkt kapatma kararı almış olanlar var mı? Eskişehir biliyorsunuz öğrenciler burada olduğu için yoğunlukta, on binlerce öğrenci olduğu için biraz hizmet sektörünün geliştiği, yeme içme sektörünün geliştiği bir kent. O yüzden özellikle hizmet sektörüne ilişkin esnafta yani lokantalardan bahsediyorum, kafelerden bahsediyorum. O anında kapandı ve zincirleme olarak bu şehirde on binlerce insanı ve onların ailelerini etkiledi. Sizler de konuştunuz, ben de konuştum. Esnaf odalarımızın başkanlarıyla tek tek de konuştum. Başkanlarıyla da konuştum. Ciddi bir sıkıntı esnaflar yaşıyor. Bakın lokantalar hala açılmadı. Kahvehaneler, kahveciler mesela çok dertliler konuştuğumda. Kuaförler biliyorsunuz açıldı belki ama bin bir şeyle açıldı. Yani ne kadar derde derman olacak bu açılış bilemiyorum ama çok büyük sıkıntıları vardı. Açılabilenler, pazarcılar, tuhafiyeciler neler çektiklerini işte sizler hep yansıtıyorsunuz. Dükkan açık ama iş yok. İşte insanlar alışveriş yani dükkana girmeye çekiniyor vesaire ya da kısıtlamalar var, bakkallarda çok büyük kısıtlamalar vardı vesaire. O yüzden esnaf kesiminde çok ciddi sıkıntı yaşandı. Benzer şekilde Eskişehir üreten, ihraç eden bir şehir bir tarafıyla da biliyorsunuz organize sanayi ihraç önemli miktarda ihraç yapıyor. Tabii şöyle bütün dünya daraldığında ve doğal olarak sizin hem ihraç edeceğiniz mal için girdiniz, yurt dışından aldığınız
malın gelişinde sıkıntı var. Helmesini ihraç ettiğinizde sıkıntı evet. var. Sanayicilerde büyük bir sıkıntı yaşandı. Bunu Sanayi Odası Başkanım Sayın Kesikbaş'la da bir iki telefon görüşmesinde konuşma fırsatı bulduk. Hazırladığı birbirinden kapsamlı içerikli değerli raporları hem okudum hem partimizin bu konuyla ilgili kurmaylarına aktarma fırsatı buldum. Benzer şekilde ticaret odamız biliyorsunuz ticaret erbabı çok sıkıntı çekti. Hayat normal olmadığı için doğal olarak açık da olsa işletmeler sıkıntı çekiyor. Krediye ulaşmalarında sıkıntı vardı. Metin Başkan bunun aşılması noktasında TOB nezdinde çok ciddi girişimlerde bulundu. Biliyorum onun en azından paylaştığı görüşmelerimizde benimle ve diğer milletvekilleriyle. O yüzden görebildiğim kadarıyla hizmet sektörüne yönelik ticaret erbabı, esnaf vesaire de çok büyük bir sıkıntı yaşandı. Tek tek konuştuğunuzda gerçekten hani bunu doğrusunu söylemek lazım. Mesela işte bu başkanlar en büyük uğraşları şu geçtiğimiz süreçte üyelerine yardım kolileri sağlayabilmekti. Evet. Yardım kolisiyle en azından günleri birazcık geçirebilsinler diye. Yani bu kadar çünkü günlük de örneğin bir kahveci düşünün. Bir kahve, herhangi bir gittiğimiz kahvehane günlük kazanıyor. Bir yanındaki bir işte ateşçisi değil mi evet. şeydeki hemen kahvedeki iki kişi bilemediniz bir kişi daha varsa o gün yoksa kahve kapalıysa yaklaşık 60 gündür kapalı kahveler. Para yok. Para yok. Aileye giren 5 kuruş para yok. Şöyle bir şeyi gözlemledim sizler de belki dikkat etmişsinizdir. Emekçi sınıfında çok ciddi sıkıntı var. Ama şöyle bir ayrım yapayım. Örgütlü emekçi sınıfı ile örgütsüz emekçi sınıfı arasında dağlar kadar fark var. Örgütlü yani sendikalı ama o sendika ama bu sendika yani ayırt etmiyorum. Ama örgütlü işçilerin olduğu yerlerde, fabrikalarda vesaire işçiler genelde kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılmışlar ve bu kısa çalışma ödeneği de daha önceki aldıkları maaşa bir şekilde ek giydirmelerle vesaire denk gelen bir bölüm. Ancak örgütlü olmayan fabrikalarda, sendikanın olmadığı fabrikalarda işçiler direkt işten çıkarılmışlar. Ücretsiz izinden faydalanın denilmiş ama o ücretsiz izinin parası dahi günlük 39 lira 42 kuruş olarak belirlendi biliyorsunuz. O dahi henüz ödenmiş değil. Yani Eskişehir'de şu anda binlerce emekçi tahmin ediyorum 60-70 bin civarında toplam işçi olsa bunun 45 belki daha fazla işçi yani 100 bine yakın olabilir. 45 bini galiba 40-45 bini örgütlü işte o Türk işi, diski, hak işi vesaire. Yani binlerce işçi şu süreçte o ücretsiz izinlere talim ediyor. Onu da alıp alamadığı belli değil. Emekçi sınıfı ve onların aileleri çok ciddi. Kayıt dışı çalışanların da problemi. Burada çok böyle kafaları karıştıran bir soru var. Bunun sizin bir bilginiz var mı? Şimdi bunu sormak istiyorum. Şimdi bu ücretsiz izin tabii şu anda bizim yasalarda yok. Tabii. Daha doğrusu var ama işçi lehine bir düzenleme var. Evet. Yani işçi nedir? Hamiledir işçi. Ücretsine çıkar. Başka şekilde ücretsine çıkar. Fakat şimdiki durum farklı. Şunu söylüyorlar. Bu geçici bir durum mudur? Yoksa yasada sürekli bir hale gelecek mi? Ya da sürekli mi? Parlamentoda tartışılırken bu muhalefet, bizim partimizin de içinde olduğu muhalefet gruplarının hepsi Ali Bey tam da sizin söylediğiniz vurguyu yaptılar. Dediler ki siz bunu uzun dönemli bir yani işçileri istediğiniz zaman gönderebileceğiniz bir şekle sokuyorsunuz. Bu çok tehlikelidir diye hepimiz uyardık. Ben de konuşmamda meclis kürsüsünden aynı şekilde aynı uyarıyı yaptım. İşçi lehine olan bu düzenleme tamamen şimdi işveren lehine ve tamamen yükü devletin sırtına binecek şekle dönmüş durumda. Birçok işveren şu anda ya ücretsizine çıkardık devlet verirse versin mantığında. Tabii ki şunu da anlıyorum bakın birçok işveren onlar da onların da hani işi sekteye uğradığı için belki arayış içindeler. Ama bu arayışın yanıtı bu olmamalı. Hayır şu var. Yani bu pandemi bitti. Hayat normale döndü. Yani işveren tekrar işçiyi istediği gibi ücretsiz izne çıkartabilecek mi? Bu var. Bu yani şu anda bu pandemi dönemiyle sınırlı ama pandemi dönemi uzar ise sürekli bunu kullanabilecek. Ama pandemi sonrasında bunu kanunen yani kanunun çıkış şeyinde buna imkan yok.
Buna özellikle vurgulandı. Evet. Ama pandemi 3 ay, 5 ay, 6 ay uzarsa bu halin düşünün yani günlük 39 liraya insanlar aile geçindirmeye evet. çalışacak. Onu da alıp almadıkları henüz belli değil. Meçhul diyorsunuz. Yani kirası var, elektriği var, doğalgazı var, çocuğun eğitimi var, işte ekmek, pazar vesaire. Bunlar nesine yetecek günlük 39 lira? Açlık sınırı. Yani fitre bile 4 kişilik bir ailenin fitresi bile yaklaşık 108 lira. Siz evet. Ücretsizden ayrılan bir işçiye ailesi için günlük 39 lira veriyorsunuz. Bir de mevsimlik tarım işçileri ve Eskişehir'in tarımı. Şu anda ne durumda? Siz de bayağı ilgileniyorsunuz çünkü onu biliyoruz. Gidip de geliyorsunuz yani salgın olmasına rağmen. Mevsimlik tarım işçileri dediğimiz özellikle Güneydoğu'dan evet. çalışmaya gelen evet. Urfa'dan vesaire. Geçen hafta Mahmudiye'de, Çiftçiler ve Mahmudiye'de idim. Özellikle Mahmudiye'de 3 bölgede bulunduklarını Kaymakam Bey sağ olsun bilgilendirdi. Ben de sordum aynı sorunuz gibi yani. Çünkü tam bu dönem geliş dönemleri evet. biliyorsunuz. Önlemleri aldık dediler. Hani biz ben de aslına bakarsanız kendilerine de söyledim yani bir gün gitmek istediğimi, onların uygun göreceği bir gün ziyaret etmek istediğimi. Her türlü önlem alındı. Gelişlerinde işte ateşleri ölçüldü, işte her türlü şey bakıldı vesaire. Orada da olabildiğince sosyal mesafe korunuyor dediler. Tereddütlerim var, şüphelerim var ama şöyle de bir şey tabii ki kolay bir organizasyon değil. Yani örnek evet. Urfa'dan buraya geliyorlar, yüzlerce kilometre öteden geliyorlar. Doğal olarak çalışacaklar için kalabalık gruplar olarak geliyorlar. Umarım hani bu grupların içinde ve bu gruplarla ilişki içinde olan ilçelerimizde, ilimizde, köylerimizde salgın olmasın, kimse zarar görmesin. Tedbirlerin en üst noktada alınması lazım. Gerek belediye başkanımız İshak Başkan, gerek Kaymakam Bey çok hassasiyet gösterdiklerini söylediler. Buna bütçe de ayrılmış, kaymakamlıklara hı hı. özel bütçe verilmiş mevsimlik tarım işçileri çok güzel. İçin. Evet, onların işte hem girişte testlerinin yapılması, işte özel şeylerinin kurulması. Göreceğim, gidip yani ben de önümüzdeki günlerde bir gidip incelemede bulunmak istiyorum. İnşallah öyledir, öyle olmasını temenni ediyorum. Öyle olmasında hepimizin sağlığı, onların da bizim de sağlığımız açısından fayda var. Tarım meselesine gelince çok ciddi sıkıntı gözüküyor, çok ciddi sıkıntı gözüküyor. Hep tarımda destekler açıklanıyor, işte şu desteği yaptık, bu desteği yaptık diye ama çiftçiye gittiğinizde sizler de, ben biliyorum STV olarak gazeteci kimliğinizle evet. sık sık ilçelerde, köylerde olmayı seven, yani gazetecinin işte olayın yerinde olmasına gerektiğine inanan kişilersiniz, ekiplersiniz. Çiftçiler çok sıkıntıda. Tabii şu sosyalleşmenin az olduğu dönemde tarıma, tarlalara vurmuşlar kendilerini. Mesela hangi köye gitsek bütün köylüler tarlada bir şekilde çalışıyorlar. Doğal olarak başka da yapacak evet. işleri olmadığı için kahve kapalı, her yer kapalı. Ama girdiler çok yükselmiş durumda. Girdi maliyetleri işte bu hafta dolar 7'nin üzerine bir anda biliyorsunuz fırladı. Evet. Bugün biraz frenlendi galiba ama evet. 7.20'leri küsürleri gördü. Bir sürü girdi dolar üzerinden mazotu, benzini vesairesi. Öyle gübresi, ilacı öyle etkileniyor. Eskişehir'e özel şöyle bir sıkıntı var. Bu hep gün sizlerle konuştuğumuz, sizlerin yazılarında da işaret ettiğiniz bir konu. Nedense iş Eskişehir'e geldiğinde bir türlü Eskişehir hak ettiği, tarımdan bahsediyorum ama başka konularda da konuşabiliriz. Evet. Yani hak ettiği, ya bu olması lazım dediğiniz şeyleri alamıyor. Örnek vereyim. Sarıcakaya'yı geçtiğimiz işte bir yıl içinde, hatta belki 8-10 ay içinde iki kez afet vurdu. Birinde dolu vurdu, birinde şiddetli fırtına vurdu biliyorsunuz. Sarıcakaya, Mihail Gazi, daha başka ilçelerimiz de var ama ağırlıklı vurduğu evet. bölgeyi söylüyorum. Şimdi ikisinde de çok büyük hasarlar oldu. Bunu ben söylemiyorum. Devletin valisi, valiliği işte Ankara'ya gönderdiği resmi yazısında söylüyor. Tarım il ilçe müdürlüklerinin raporunda. 55 milyon liralık yani 55 trilyon liralık hasar vardı. Bizim yaklaşık 1200'e yakın Eskişehirli çiftçimizin sadece doluda. Daha sonra fırtına vurdu biliyorsunuz. Fırtınada hatırlarsınız sizler de haber yaptınız ve çarpıklığa dikkat çektiniz. Rüzgar işte çiftçilerin sigortaları var biliyorsunuz. Tarsimleri var her bir çiftçinin. Evet. O da sigortaya göre işte rüzgar 90
kilometrenin üstünde olursa ödeniyor seranın o yırtılan naylonu, işte zararı vesairesi. Burada 60 kilometre olmuş. Şimdi 90 kilometrelik rüzgar demek, biliyorsunuz 90 kilometrelik bir arabayı düşünün. Böyle bir rüzgar olacak ki size Tarsim ödediğiniz sigortanın karşılığını ödesin. Böyle saçma, böyle çiftçi karşıtı bir uygulama olamaz ama maalesef yaşatıyorlar. Eskişehir çiftçisine 5 kuruş para ödenmedi. Çok çok köy dolaştım bu afetlerde zarar gören. Hepsinde de aynı şeyi gördüm. Kimi ineğini satmış, kimi evini ipotek ettirmiş, kimi arabası gitmiş elinden. Hepsi feryat figan ama ilgilenen kimse yok. Bu süreçte belki bir olumlu diyebileceğimiz bir gelişme dikkatinizden kaçmamıştır. Pancar kotaları konusunda evet. Bir genişleme oldu. Bu konuda değişik kesimler olması için çaba gösterdiler. Siyasetçiler, işte ziraat odaları, tarımla ilgilenen tüm kesimler. Türk Şeker, şeker fabrikasının bağlı olduğu Türk Şeker'de gelen talepler doğrultusunda ben de çiftçiler adına talep iletmiştim. Diğer siyasetçilerin de ilettiğini tahmin ediyorum. Sonuçta kotaları genişletti. Pancar üretiminin artacak olması şöyle bir kriz döneminde olumludur. Ama yeterli midir derseniz yetersiz. Gidip hala Eskişehir'in hangi ilçesine giderseniz maalesef sıkıntıları yerinde gözlemleyebilirsiniz. Peki bu konuyla ilgili başka söylemek istediğiniz bir şey yoksa yeni bir konuya geçelim istiyorum. Şimdi kömürlü termik santral mücadelesi veriyor Eskişehir. 2 yıldır diyelim bu konuya geleceğiz. Bunun dışında Murat Dağı'nda bir siyanürle altın ayrıştırma sorunu vardı. Onda da başarılı bir sonuç elde etti Eskişehir bu mücadelesiyle. Kütahya'da tabii ciddi bir mücadele verdi. Şimdi yeni bir mücadele var diyoruz önümüzde. Kaymaz'da siyanürlü atık barajı yapılmak isteniyor. Öğrendiğimiz kadarıyla da Kaymaz mahallesindeki o evlere çok kısa bir mesafedeymiş. Yani evler görünebiliyormuş yapılmak istenen alana. Orada bir altın madeni var. TMSF'ye devredilmişti 15 Temmuz'dan sonra. Siz incelediniz, baktınız bu noktada yoğun çalışmalarınız var. Nedir bunun aslı astarı? Niçin yapılıyor? Yapılmak zorunluluğu var mı? Başka bir yere yapılamaz mı? Ve şöyle bir iddia var. Kaymaz'ın altı kaynıyor diyorlar. Para kaynıyor diyorlar. Acaba oradaki mahalleliği mi oradan başka bir yere götürmek ya da göndermek istiyorlar? Bunların hepsinin sorularının cevabını istiyorum. Belki bir daha tarım bölümüne dönemeyebiliriz. Evet. Az önce siz hani söylemek istediğiniz bir şey var mı demiştiniz. Şöyle olumsuzluklara vurgu yaptım. Yani hükümetin ne kadar Eskişehir çiftçisini üvey evlat gördüğüne ilişkin örnekleri verirken bir şeyi unuttum. Hatırlarsanız yaklaşık yanılmıyorsam 22 ilde tohum desteği verildi. Evet. Tarım Bakanlığı'nın bu süreçteki tek işte önemli açıklama diye yaptığı bir açıklama vardı. Yine bu iller arasında evet. Da tohumun işte %70 destek verildiği tohum desteği verilen iller arasında yine Eskişehir yoktu. Diğer birçok konuda olduğu gibi. Olumsuzları vurgularken şu olumluyu da vurgulamadan geçmek istemem. O da şu. Büyükşehir Belediye'miz belki de Türkiye'de çok önemli olacağını düşündüğüm bir başlangıç yaptı, yapıyor. Bu salgın döneminde belki konu hakkıyla işlenemedi. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde bu konunun üzerinde sadece Eskişehir'de değil, ulusal bazda da hassasiyetle gidilecektir ve geniş biçimde işlenecektir. Büyükşehir Belediyesi kendi elindeki tarımsal arazileri çiftçilere ücretsiz olarak kullandırmaya başladı. Evet. Kırsal kesimde, ilçelerde. Bunun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani boş duran Büyükşehir'in elindeki tarım arazisinin çiftçiler tarafından o ilçedeki, o köydeki kullanılıyor olmasının kırsal kalkınmaya büyük katkısı olacaktır. Eskişehir'deki bu adımın ben çok yakında diğer büyük şehirlerin de sırayla takip edeceğine inanıyorum. Nitekim birçok Eskişehir'de başlattığımız adımlar daha sonra biliyorsunuz başka büyük şehirler tarafından örnek alındı ve alınmakta. Size bir katkı vereyim Utku Bey. Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne de bir katkı yaptı. Dut fidesi gönderdi mesela onlara. Artık Eskişehir'in sınırlarına da, sınırları dışına da çıkmaya başladı bu kırsal kalkınma projeleri.
Biliyorum ve çok takdir görüyor, çok teşekkür topluyorlar. Başka illerde, ilçelerdeki işte verilen destekler, fide olsun, işte tohum olsun, özellikle bu şey yabancı olmayan tohum üretiminde, evet. Eskişehir yine Türkiye'de lider bir konuma Büyükşehir Belediyesi sayesinde geliyor. Benzer şekilde hem Tepebaşı'nın hem Odun Pazarı'nda yine kırsal kalkınmaya yönelik ekipleri biliyorsunuz bu ilçelerin kırsal bölgedeki köylerinde, mahallelerinde etkin çalışıyorlar. O yüzden ben önümüzdeki günlerde Eskişehir'den kırsal kalkınmaya ilişkin belediyelerin projelerinin Türkiye'de yine örnek oluşturacağına inanıyorum. Evet, şimdi Kaymaz'a dönelim. Tabii. Zehir havuzu kısacası. Tabii. Belki bugün dikkat etmişsinizdir. İlginç bir şekilde biz işte Eskişehir'de bu siyanürlü havuz demek biraz şey mütevazi olur. Çünkü o bir baraj. Evet. 40 hektar yaklaşık 1.775.000 metreküp hacim. Yani bu büyük bir havuz olur. Evet. Yani havuz demek biraz şey olur, haksızlık olur. Gölet diyelim. Yapılan. Gölet ya daha doğrusu baraj aslında. Şöyle Bursa'da da bugün ilginç gelişmeler vardı. Belki görmüşsünüzdür. Bir özel madencilik firması da orada yine benzer bir yerde işte aynı şekilde bir havuz, gölet şey baraj göleti atık yapma şeyindeydi. Nurayat Hanım, Bursa milletvekilimiz ve eşi direniyorlardı. Eşi gözaltına alındı, gazeteci olan eşi. Orada özel sektör şirket. Eskişehir'de ise devlet, patron devlet. Önce şunu söyleyeyim, yani ben, sizler de öyle dediniz muhtemelen, Türkiye'de yerli kaynakların, yani yer altındaki zenginliklerimizin kullanılmasından yana olan biriyim. Yani yer üstü, yer altı, biz yerli neyimizi kullanabiliyorsak kullanalım. Ama bunun, bu yapılırken mutlaka bunun insana, havaya, doğaya, suya, toprağa, hayvana, bitkiye, hayvancılığa zarar vermeyecek şekilde yapılması lazım. Biz Alpı'ya bunun için karşı çıkıyoruz biliyorsunuz, evet, Alpı'daki. Evet. Karşı çıktık ve kazandık. Şimdi Kaymaz'da yaşanan şu, burası aslında Ali Bey gibi bizim meslekteki büyüğümüz sayılan birisi ve bunun belki evveliyatını bilen biri varken benim söz söylememde biraz abesle iştigal olabilir ama 22 yıl önce aslında orada bir mücadele ilk, yani ilk maden getirilmek istendiğinde, ilk oraya bu ne diyelim gölet, baraj ilk yapılmak istendiğinde bir mücadele yürütülmüş. Tabutlarla Eskişehir-Ankara yolu kapatılmış değil mi? Şey tabutuyla böyle, evet, temsili tabutlarla. Fotoğraflar Ali başta var. Yolu kapatmışlar. şimdi o dönem bu mücadele galip gelememiş. Bugünkü Eskişehir dinamikleri, yani Alpu mücadelesini kazanan dinamikler o dönem olsaydı ben inanıyorum ki o altı maden oraya kurulamazdı. Evet. Kurulamazdı. Ya da oradaki diyelim maden kurulacak, o kadar sıkı tedbirler alınırdı ki böyle işte görülen yoldan giderseniz eğer Eskişehir-Ankara yolundan sapıp Kaymaz'ın yanından geçen yola girerseniz, yani işletmenin yanındaki yola ilk göleti göreceksiniz. Yani şu anda dolmuş olan barajı. Normalde onun korunması lazım ama üstü açık, dolu, evet, geniş, devasa bir alan. O dolduğu için ikincisi yapılacak. O dönem bu mücadele yürütülememiş ya da kazanılamamış. Şimdi ihtiyaç var. Sizin de bahsettiğiniz gibi ya altında büyük bir maden rezerv var. Ama bence Türkiye'nin değişik yerlerinden, muhtemelen itirazların olduğu yerlerden madenler alınıp altın, gümüş gibi muhtemelen buraya getirilecek. Devletin tesisi burası. Evet. Ve burada ayrıştırılarak işte neyse onun madeni çekilecek ve atığı, siyanürlü, işte civalı, bakırlı, neyse o ayrıştırmaya yarayan maden. Ondan kalan atık burada kalacak. Öyle gözüküyor. Çünkü büyük bir şey, 40 hektarlık şey, çok büyük bir alan. Kurdukları yer resmen Kaymaz'ın, yani Kaymaz beldesinin, 1300 kişi yaşıyor. Yani yürüyerek 5 dakikada gidersiniz. Evet. Arabayla 30 saniye şeyden çıktığınızda Kaymaz'ın evlerinden, yapıldığı yerden evler gözüküyor, yerleşim, evet, birimi. Şimdi oraya devasa bir baraj yapıldığını düşünün, bir siyanürlü atık barajı. Bu yapılacağı yer şu anda merası, Kaymaz'ın merası, yani köylülerin hayvanlarını otlattıkları yer. Benzer şekilde Büyükşehir Belediye'mizin hem Sivrihisar'a, Kaymaz'a, Sivrihisar'a, o bölgeye sağladığı
içme ve kullanma suyu kaynaklarının ve rezervlerinin olduğu yere çok yakın. Ve bir de çok ben uzmanı değilim ama yazılan çizilenlere baktığımda bu diri fay hattı denen bir kavram var. Kaymaz, bu Kaymaz'da bir diri fay hattı var. Evet. Ve bu fay hattı bir deprem olması durumunda oradaki bir madenin, oradaki o madenin işte siyanürlü atık barajının işte bir sızıntı yapmasına vesaire neden olursa bu çok büyük bir felaket olur. Bunun örnekleri geçmişte yaşandı. Nükleer bağlamda Çernobil hala biliyorsunuz hepimizin kabusu. Ama benzer şekilde Romanya'da buna çok benzeyen bir maden kazası geçtiğimiz yıllarda yaşanmış. Uzmanları bunu anlatıyor. Çok büyük kayıplara neden olmuş. O yüzden bunlardan ders almak lazım. Ya ne var bunda? Zaten birincisi varmış, ikincisi yapılıyor. Bunun nesi garip falan gibi reaksiyonlar bence doğru reaksiyonlar değil. Birincisi yapılırken yeterli direnç belki sağlanamamıştır. Ama şimdi Eskişehir bu direnci gösterebilecek bir kent. Dediğim gibi ben madenciliğe karşı değilim ama bunun insan, hayvan, doğa sağlığını etkilememesi lazım. Madeni kapatın demiyorum. Aslında yapılmaması lazım. Bazı ülkelerde siyanürlü altın arama, altın çalışmalarına tamamen yasak getiriliyor Kanada gibi. Evet. Ama burada en azından diyorum yerleşim alanının dibine kurulmayabilir. Daha sapa bir yere. Yani orada hiç yapılmasın demiyorsunuz siz. Yani normal imkan olsa hiç yapılmaz, evet. Ama yapılmış bir tesis var. En azından bu gölet ya da işte barajın insana, yerleşim yerine, hayvanlara uzak, orada biliyorsunuz evet. Dağlık bölgeler de var. Damdamcana bölgesi. Daha ucuza mal ediyorlar galiba oralar. Burası onun tabii şey, asıl mesele şu, suya yakın. Evet. Suya yakın, tesise yakın. Değil mi? Yani evet. Yakında olsun, su nakili sıkıntı olmasın. Madeni de zaten hemen oradan geçireceğiz diye düşünüyorlar ama insan sağlığı her şeyden önemli. Yani doğa, çevre sağlığımız artık yeni çağda, yeni modern teknolojilere baktığınızda insanlar sağlıkları için yeşil, doğal bir çevrede, iyi bir doğada, sağlıklı bir doğada yaşamak için birçok masrafı göze alabiliyorlar. Evet. Devlet, bir de burada devlet biliyorsunuz TMSF denetiminde. Evet, evet. O yüzden devletin daha çok özen göstermesi lazım. Çünkü anayasaya göre biliyorsunuz yurttaşların sağlığını, doğanın dengesini, çevreyi korumakla asıl yükümlü olan devlet. Devlet. Bununla ilgili baroyla falan görüştünüz mü? Büyükşehir evet. Belediyesi, Odunpazarı, Tepebaşı böyle termik santralde olduğu gibi bir dava süreci falan olacak mı? İtiraz süreci. Bunu bilemiyorum. Büyükşehir Belediyemiz Sayın Büyükerşen ile görüştüm. Başından beri o sadece bu burada değil. Bu maden faaliyetlerinde özellikle siyanürün içinde olduğu faaliyetlerde ilkesel bir tavrı var Yılmaz Hoca'nın ve mutlaka belediyeye, mutlaka ama kim olursa olsun o işletmenin sahibi vesairesi, belediyeye hemen anında itirazı gönderiyor. Nitekim burada da aslında Büyükşehir Belediyesi daha ÇED raporu yazıldığında, yani buna itiraz eden var mı diye sorduğunda işletme, ki bunu ne zaman yaptı biliyorsunuz, salgının ortasında, evet. Hepimiz salgınla meşgulken tüm Türkiye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oraya atık barajının yapılması için ÇED raporunu yazdırdı ve kurumlara gönderdi. İlk itiraz eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı oldu ve az önce saydığım hususların da aralarında olduğu ciddi kaygılarını, deprem riski, su kaynaklarının korunması, evet. Hayvancılık, hayvan alanın korunması, işte şeyin doğal floral faunanın zarar uğrayabileceği gibi 4-5 tane maddeyle itiraz ettiler ve şehrin doğal yapısının, Eskişehir'in, sadece Kaymaz, Sivrisar'dan bahsetmiyorum, Eskişehir'i evet. olumsuz etkileyeceğini çevre toplumsal sağlığına bildirdiler. Ama itirazlarına kulak veren olmadı. Çevre Derneği itiraz etti, Kaymazlılar itiraz etti, yüzlerce dilekçe toplandı. Kent Konseyimiz, siz de programınızda, haftalık programınızda Nuray Hanım'ı evet. Ağırlıyorsunuz. Siz de biliyorsunuz programınızda kendisini ağırladığınızda o da bu konudaki hassasiyetini dile getirmişti. Nuray Hanım bugün de yine Tepebaşı Belediyesi'nde bir toplantıda bir aradaydık. Orada da bu konudaki duyarlılığını bir kez daha kent konseyi olarak, şahsi ve kent konseyi olarak dile getirdi. Alpu'ya benzer bir mücadele evet. verilmelidir.
Kimdir aktörleri? Tabii ki öncelikle Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerimiz. Bugün Sayın Ahmet Ataç da Yılmaz Hoca'ya benzer bir yine... Bugün bir basın toplantısı yapıldı sanıyorum, değil mi? Onu da şimdi bir ara verelim isterseniz. Tabii. Sayın Vekilim. İkinci turda hem o basın toplantısı konuşalım. Birkaç kelime şu şeyi söyleyeyim. Buyurun Ali Bey. Şimdi bu Kayamaz'daki olayla ilgili biz tabii çabuk unutuyoruz. Bakın bu 9-10 yıl önce Kütahya'nın Gümüşköy'ü var. Oradan gümüş çıkartılıyordu. Burada bir siyanür havuzu vardı ve bu havuz çöktü. Böyle sızmış 3 ay. 3 ayın sonunda çöküyor. Bütün alan siyanürlü suyla doluyor. Hatta işçiler çağırıyorlar. İşçiler içeriye girecek tesisten. Köylüler engelliyor, girmeyin siyanürlü diye. Şimdi o dönem ben hatırlıyorum da eski genel müdürlüğü bir yıl boyunca suları devamlı tahlil etti. Siyanür karıştı mı diye. Çünkü bu sızmaya başladığı zaman, duvar çöküp gittiği zaman bunun nerelere karışacağını kimse bilemiyorsunuz. İşte oradaki ekili alanlar perişan oldu falan. Sonra yapıldı falan, tamir edildiler. Burası pek gündeme gelmedi ama 2016'da tekrar sızıntı yapmaya başladı. Aynı yer. Burada da o zaman işte kamyonla harfiyat getirdiler falan ama çare olmuyor. Şimdi bu havuzların, işte bir de deprem var diyorsun. Evet. Deprem oldu, sallandı. Bir ufak çatlakta bu sızıntın, yani normal baraj olsa sıkıntı yok. Su normal. Ama bu siyanür. İnsan ve canlı hayatını, diğer tüm canlıların hayatını tehlikeye atıyor. Bunların üzerlerine iyi durulması lazım. Yani en azından geçmişteki örneklerle de bunu yetkililere anlatılması gerekir diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyorum Ali Baş. Değerli izleyenler, Utku Çakır Özel'le beraber Eskişehir Milletvekilimiz ikinci turda bu ekranlarda olacağız. Danıştay'ın kömür termik santral kararını ve bugün Tepebaşı Belediyesi'nde yapılan toplantıyı konuşacağız. Ve Eskişehir Spor'u konuşacağız. Küme düşme olsun mu olmasın mı, bu tartışma var. TÜMOP ve baroların yapısının değiştirilmesi girişimi var ve rektörün istifası. 15 dakika sonra buradayız.